Cem Alpan aslında Çağdaş Edebiyat dizisi editörüyü. Can Yayınları yalnızca kapsamında Çağdaş Edebiyat, Modern Edebiyat, Miras ve Klasikler dizisi olarak 4 diziye ayrılıyoruz. Bir de ayrıca Can Çocuk var. Yılda duruma göre 40 ile 60 arası kitap yayınlıyoruz. Yalnızca Çağdaş Edebiyat dizisi kapsamında. Diğerleri de dahil olunca bu rakam 2-2,5 katına çıkıyor aşağı yukarı. Hem Türk Edebiyatı'ndan hem de dünya edebiyatından çok yeni seslere de yer vermeye ve biraz farklı türlere de yer vermeye çalışıyoruz. Burada kurucumuz Erdal Öz'ün kitaplarına, en azından en sevilen kitaplarından birine işaret etmek istiyorum. Gülünün Solduğu Akşam. Biliyorsunuz 1981 yılında kuruldu Can Yayınları. Önce Ankara'daydı, sonra Cağaloğlu'na taşındı. Sonra uzun yıllarda Galatasaray'daki binasında yayın hayatına devam etti. Erdal Öz 2000 vefatı olan 2006 yılına kadar da Can Yayınları'nın başında genel yayın yönetmeni olmayı sürdürdü. Şimdi biraz Çağdaş dizisinin akla ilk gelen kitaplardan biri diyeyim en azından. Latife Tekin'in Sevgili Arsız Ölüm adlı kitabı. Türk Edebiyatı'nın belki de en ses getiren, en ilginç, en çarpıcı başlangıçlarından biridir. 1983 yılında yayınlanmıştı. Gerek okullarda, gerek de edebiyat severlerin her zaman ilgi duyduğu kitaplar arasında yer alıyor. Geçen sene yayınladığımız Ahmet Büke'nin Deli İbrahim Divanı'ndan da bahsetmek istiyorum. Deli İbrahim Divanı da çok ciddi bir okur kitlesine ulaştı. Ardı ardına yeni baskılar yaptı ve Ahmet Büke'ye de Vedat Türkali roman ödülünü kazandırdı. O da çok konuşulan romanlardan biriydi. Çağdaş edebiyatımızın önemli iki ismi Murat Gülsoy ve Alper Tunç'la tabii Can Yayınları'nın Çağdaş Edebiyat dizisinde en önde gelen yazarları arasında yer alıyor. İkisinin Diyaloglar adı altında Çağdaş Dünya Edebiyatı'ndan, modern ve Çağdaş Dünya Edebiyatı'ndan eserleri konuştukları, irdeledikleri bir etkinlik dizisi vardı. Sonunda dedik ki bu etkinlik dizisi yalnızca kayıtlarda kalmasın, kitap olarak da yayınlansın. Deşifre edilerek kayıtlar, diyaloglar kitabının ilk serisi oluşturuldu. Mine Söğüt'ün 2022 yılında yayınlanan, yine çok ilgi çeken romanından bahsetmek istiyorum. Başkalarının Tanrısı, aslında büyük bir şehirde, metropolde yaşayan, toplumun kıyısına dışına itilmiş insanların yeniden yardımlaşma ve şefkat üzerine kurulu bir topluluk oluşturma çabalarını anlatan bir roman, Mine Söğüt'ün romanı. Varoluşçu tınılar da taşıyor. Yayınlanması pek kolay olmayan kitaplardan biri de, büyük emek gerektiren kitaplardan birini de göstermek istiyorum. Sanıyorum 2011 yılında ilk defa basılmıştı. Vasili Grossman'ın faşizme karşı direnişi anlatan epik romanı Yaşam ve Yazgı. Yaşam ve Yazgı çok zor şartlar altında yazılmış ve kitabın bulunması da ve tekrar yayınlanması da çok zaman almış bir kitap. Daha sonrasında 80'lerde İngilizce'ye çevrildiğinde o güne kadar basılmayan kitap yaklaşık böyle 1-2 milyon arası okur kitlesine ulaşmış. Yaşam ve Yazgı 20. yüzyılın savaş ve barışı olarak nitelenen bir roman. ...2022'nin aslında bütün dünyada en çok konuşulan yazarlarından birinden bahsetmek istiyorum. O da Annie Ernaux. Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi. Annie Ernaux'un romanları, eserleri daha doğrusu, çok kolay sınıflandırılamayan eserler. Daha çok otobiyografik kurmaca türüne dahil ediliyor. Çünkü kendi hayatından yola çıkarak bu eserleri kaleme alıyor. Başyapıtı diyebileceğimiz kitap Seneler. Bu kitap aslında çok ilginç bir kitap çünkü 1940'lardan 2010'lara kadar Fransız'da yaşayan bir kadının deneyimlerini tarihsel ve sosyal veriler ışığında anlattığı bir kitap. Bir taraftan çok belgesel yanı da güçlü bir kitap. Sosyolojik ve tarihsel, dediğim gibi, gözlemlere, verilere ve bilgilere de oldukça yer veriyor. Kendi üzerinden bir toplumun tarihini anlatıyor. Denebilir. Diğer kitaplarını gösterecek olursam, Babamın Yeri kendi
babasının orta alt sınıf üyesi olan, küçük esnaf diye tanımladığı bir gruba ait olan babasının da ilgili yaşantısını, anılarını anlattığı kitabı Babamın Yeri. Yalın Tutku, orta yaşlarında yaşadığı bir aşk ilişkisini tüm çıplaklığıyla ortaya serdiği bir eseri. Boş Dolaplarsa en son yayınladığımız kitabı. Kendi üniversite okuma serüvenini ve o dönemde yaşadığı bir travmasını en takınmasız şekilde gözlerinde seren romanı. Can Yayınları'nın iki tane alt markası var ve dört tane de aslında dizisi var. Şimdi Miras dizisinden iki tane önemli yakın dönemde bastığımız kitaptan bahsetmek istiyorum kısaca. Bir tanesi Safahat-ı Kalp, şair Nigar Hanım'ın mektuplardan oluşan romanı. Diğeri de Halide Edip Adıvar'ın ilk defa yayınlanmış bir romanı, İstanbul'da Bir Yabancı. Yayın evinden bahsedeyim. Çünkü bunlar bizim alt markamız Can Yayınları'nın. Biri Mundi, diğeri de Telekt. 2018 yılında aslında yayın hayatına başladılar. Çok önemli bir kitap çıktı Mundi'den. Bekir Ağırdır'ın Bize Yeni Bir Söz Lazım adlı kitabı. Bugüne kadarki bütün bilgi birikimini damıttığı ve Türkiye'nin yakın geçmişi ve aslında olası geleceğine dair, yol ayrımlarına dair çok önemli bir kitap olduğunu düşünüyoruz. Bekir Ağırdır'ın kitabı. Diğeri de, diğer seçtiğim kitap da Telekt yayınlarından. Telekt de Can Yayınları'nın alt markalarından biri. Sosyoloji, bilim, felsefe ve tarih gibi alanlarda yayın yapıyor. Yakın zamanda Ekoloji adlı şu çok önemli derleme Telekt Yayınları tarafından yayınlandı. Burada Bir Arada Yaşamın Geleceği diyor. Yayını hazırlayanlar Mine Yıldırım'la Didem Bayındır editörleri. İçerisinde sosyal bilimciler, aktivistler, edebiyatçılar, ekonomistler gibi birçok alandan önemli figürlerin ekoloji ve yakın gelecek hakkındaki yazıları yer alıyor. Bahsedeceğim diğer kitaplarda klasik dizisine ait. Tabii ki klasik edebiyat deyince akla Dostoyevski ilk gelen yazarlardan biri olması gerekiyor. Karamazov Kardeşler de en sevilen romanı. Klasik dizisinde çok farklı kitaplar da var. Onlardan da bahsedeyim. Bir tanesi mesela şu Mary Shelley'in Son İnsan adlı kitabı. Utku Lomlu'nun tasarladığı çok özel bir kapak. Kadın edebiyatı, kadınları konu alan edebiyat dizisiydi bu aslında. Ve 6 kitaptan oluşuyordu. Çok ilgi gördü. İlgi gören diğer kitapları da aslında kısa klasikler. Bu kitaplarda her bir kitap için bir illüstrasyon sanatçısı ayrı bir kapak yapıyor. Bu kitapların özelliği de kısa olmaları, kısa başyapıtlara yer veriyor ki bunların çok büyük bir kısmı da aslında daha önce Türkçe'de yayınlanmamış kitaplar. ...1984'ten bahsedecek olursak George Orwell'ın bu kült romanı distopya edebiyatının başyapıtlarından biri kabul edilir. Belki de en çok ilgi gören kitaplardan biri. Hakkında çok ciddi tartışmalar vardır. Bilinmeyen bir zamanda, yani 1984'te tabii neticede tamamen totaliter bir rejimdeki bireylerin varoluş mücadelesini ve bir şekilde yönetime yenilmelerini anlatan, bugüne, günümüze dair de çok önemli, çok değerli uyarılarda bulunan çok önemli bir roman. 1984. Evet, bu sert ciltli kitaplar dizisinde Sevgili Arsız Ölüm, Latife Tekin'in Yusuf Atılgan Aylak Adam ve onun yanında duran kitap Albert Camus'un Yabancı adlı, deyim yerinde ise kült romanı. 1942 yılında yayınlanmış Yabancı ve o günden bugüne de okurların ilgisi hiçbir zaman için azalmamış. Varoluşçu felsefenin de edebiyat alanındaki önemli, en önemli eserlerinden biri arasında gösteriliyor. Bir topluma yabancılaşan bireyin durumunu anlatan, çok çarpıcı bir sonla biten ve bir insanı sorgulamaya iten çok önemli romanlardan biri Yabancı.
her zaman için benim çok benimsediğim bir yaklaşım, iyi bir edebiyat eseri bir kere okunmamalı. En az iki kere okunmalı.